5 gündür aslında büyük bir dayanışmayla her yerde il ilçe örgütlerimiz, kriz koordinasyonumuza bağlı kurumlar her yerde insanlara hem barınma açısından hem gıda açısından hem güven duygusu geliştirme açısından her yerde çalışmaları en üst düzeyde seferberlik ruhuyla devam ettiriyorlar. Alanlardan bize gelen bilgilere göre gerçekten çok ciddi işte kış koşullarında olmamızdan kaynaklı çok ciddi barınma sorunları var. İnsanlar hala enkaz altında binlerce kişi için, yakınları için hala enkaz başlarında bekliyorlar. Bu da daha çok barınma ihtiyacını açığa çıkarıyor. Yine enkaz altından çıkarılan yüzlerce çocuk var ve bu çocukların akrabaları, babaları, anneleri hala enkaz altında ve bu çocukların da aslında güvenli bir ortamda barınmaya, beslenmeye ve sağlık hizmeti almaya ihtiyaçları var. Enkaz altından çıkarılanların doğru bir uygun bir sağlık hizmeti ulaşmaları için çok acil çadır ve konteyner ihtiyaçlarımız var. Bu noktada bu seferberlik ruhuyla harekete geçmiş bütün halklarımızın, sivil toplum kurumlarının aslında bu noktada biraz daha duyarlılık gösterip bu noktada ihtiyaçları karşılayan bir çalışma yürütmeleri gerekiyor. Biz yine de bütün şimdiye kadar yürütülen bütün çalışmalar için destekte olan, seferberlik ruhuyla alanda çalışan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Ama gün daha çok yan yana durarak acılarımızı günlük belirlenen durumlara göre güncellemek gerektiğini bir kez daha belirterek çadır ve konteyner ihtiyaca yönelik de insanların hızlıca bir organize olması gerekiyor. Büyük bir felaket yaşandı, büyük bir acı yaşıyoruz. Bu felaket karşısında duyarlılık gösteren bütün topluma, bütün halkımıza büyük bir dayanışma, büyük bir fedakarlıkla deprem bölgelerine gidip çalışma yürüten gönüllü arkadaşlarımıza ve yine bu deprem bölgesine ilk günden itibaren ulaştırılmak üzere temel ihtiyaçlar, gıda, erzak, su, yiyecek, içecek vesaire bunların hepsini bir an önce deprem alanlarına iletmek için çaba içerisinde olan bütün halkımıza teşekkür etmek istiyoruz. Ama bugün biliyorsunuz ki 5. gününe artık girdik. Temel ihtiyaçlardan yani gıda, erzak ihtiyacından ziyade barınma ihtiyacı çok acil olarak kendini hissettiriyor. Bütün deprem illerindeki arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde halkın dışarıda hava çok soğuk, hava koşulları zaten biliyorsunuz. Bu anlamda çadır ihtiyacı olduğunu yani barınma ihtiyacı olduğuna dair yoğun bir talep var. Biz HDP kriz masası olarak böyle bir hem ihtiyaç malzemelerimizi güncelleme hem de çadır noktasında yeni bir planlamaya gitmek zorundayız. Buradan da bütün halkımıza çağrı yapıyoruz. Ellerinde varsa çadırlar, köylerde, işte bulundukları yerlerde ve yoksa da yine bunu oluşturmaya dönük bir çaba içerisinde olmalarını istiyoruz. Şu an en acil ihtiyaç çadır ihtiyacı. İnsanların barınma ihtiyacı var. Hava koşullarından kaynaklı çadır, soba, odun, yakacak özellikle bunlara ihtiyaç var. Bütün halkımızın bu noktada bir seferberlik içerisinde olmasını bekliyoruz. Böyle bir çağrı yapıyoruz kriz masası olarak. Yine enkazdan yaralı olarak çıkan yüzlerce insan var. Bunlara dair de sağlık ekipleri yetersiz. Gönüllü sağlık ekiplerinin bir an önce deprem bölgesine gitmesine dönük taleplerimiz var.